çamaşır makinesi çalışmıyor. Peki bu gürültü ne? Çamaşır yıkıyorum, görmüyor musun? Bana bunda çamaşır yıkadıklarını söylediler. Ama bu hiç rahat değil ki. Daha büyük bir kutunuz yok mu? Şankar, ben de seni arıyordum. Seninle bir işim var. Sana bir şey sormak istiyorum. Sor hadi. Evet. Sen ne Koşi annenle ilgili bir şey... Hayır, hayır, hayır. Bir şey yok. Ne diyeyim ki? Sen çok zekisin. Bunun içine girmiş çamaşır yıkıyorsun. Şimdi senin zekandan nasıl şüphe edebilirim ki? Zeki mi? Evet, zekiyim. O yüzden sana değil, gidip Koşi annene sorayım. Ha? Şöyle yapalım. Sen devam et. Çamaşır yıka. Dur. En azından büyük kutu nerede onu söyle. Gitti. Çamaşırları bunda yıkamak zorundayım. Bayan Koşi? Vay canına. Sarma mı sarıyorsunuz? Gerçekten çok güzel sarıyorsunuz. Ben size bunu getirmiştim. Bakın. Gerçeği o kızdan öğrenemeyeceğim. Sanırım bundan yardım almalıyım. Buyurun, buyurun Bayan Koşi. Vay canına. Ne kadar hızlısınız. İnanamıyorum Bayan Koşi. Sünger gibi çekiyorsunuz. Size bir şey soracağım. Siz pandelerin evine neden geldiniz? Bakın, ben acınızı anlayabiliyorum. Kimseye söyleyemediğiniz bir şey olduğundan eminim. Canınızı sıkan, kalbinizi yoran, sizi içten içe yiyen bir sır var, öyle değil mi? Bakın, bana çekinmeden her şeyi anlatabilirsiniz. Gerçekten, gerçekten kimseye söylemem. Söz veriyorum. Evet. Bir sır var ama çok uzun bir hikaye. Evet. Sen beni kendin gibi ahmak mı sandın? Bir şey içtim diye her şeyi anlatacak mısın? Sakın bir daha bana uyanıklık yapmaya kalkma. Ayrıca boyundan büyük işlere de kalkışma. Sonra sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın. Anladın mı? Git buradan ahmak kız. Koşi devenin ağzını aramaya gelmiş bir de. Eğer bu sır ortaya çıkarsa, bütün Pandey ailesi perişan olacak. En çok da o. O Tapki.